Bu konu ne kadar da zor. Hocam keşke bu konu olmasaydı gibi. Serzenişlerin yapıldığı konuya geldik. Hangi konuya geldik? Sembolik mantığa geldik. Hocam sembolik mantıkla ilgili Toplamda 80 soru çözeceğiz. İlk videomuzda bizi bekleyen 50 soru var. Hemen hemen her soruyu 2 kere, 3 kere çözeceğiz. Ne demek bu? Yani her soruyla, her konuyla ilgili birden fazla soru örneği olacak. Artık sembolik mantık sorun olmaktan çıkacak diyorum ve başlıyorum. İlk sorumuz modern mantıkla ilgili bir soru. Bize sorulan şey aşağıdakilerden hangisi? Modern mantığın ortaya çıkış amaçlarından biri değildir. Modern mantık nedir hocam? Sembolik mantıktır. Diyor ki sembolik mantık klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimidir. Sembolik mantık klasik mantığın o çok anlamlılığına, belirsizliğine ve bulanıklığına bir alternatif olarak ortaya çıkmış, geliştirilmiş ve kesin çıkarımlara ulaşmayı amaçlamaktadır. Önermeler mantığında bir önerme birden fazla anlama gelebilirken modern mantıkta sembolle gösterildiği için çok anlamlık ve belirsizlikten kurtulmuş kesin bir anlam kazanmıştır hocam. Şimdi amaçlarından biri olmayan şıkkı bulalım. Az çok altını çizdik. Şimdi şıklara bakma zamanı. Kesin çıkarımlara ulaşmaya çalışıyor mu? Evet. Nereden? Ahanda buradan. Nereden hocam? Ahanda buradan. İki yerden gösterelim. Belirsizlerden kurtulmaya çalışıyor mu? Evet hocam bak buradan. Ondan sonra değerli arkadaşım içeriğe önem veriyor mu? Hiç içeriğin isinden bahsetmedik hocam. Anlamı kolaylaştırır mı? Evet. Çok anlamlı son vermeye çalışır mı? Evet. Cevap net olarak C şıkkı diyelim ve devam edelim hocam. İkinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi? Klasik mantık ile sembolik mantığın farklarından biri değildir. Parçaya bakalım o halde. Klasik mantık günlük dili kullanılmasından dolayı kısmen anlam yönüyle içeriğin etkisi altındadır. Günlük dilin neden olduğu belirsizliği ve çok anlamlı ortadan kaldırmak, anlatılması zor, soyut ve kavram ilişkileri daha kolay, kısa ve açık bir şekilde ifade etmek için sembolik dil ortaya çıkmıştır. Sembolik dilin niçin ortaya çıktığını bize çok güzel bir şekilde ifade etti. Devam edelim. Sembolik mantık önermelerin anlamsal içeriklerini dikkate almadan yani içeriklerini dikkate almadan önermeleri harflerle bazı işaret ve kurallarla sembolleştirir. Şimdi bakalım. Klasik mantık anlam yönüyle kısmen içeriğin etkisi altında mıdır? Evet hocam, gösterelim yerini veleyelim. Ve Sembolik mantık klasik mantığa göre daha kolay, daha net midir? Evet, evetse yerini gösterin. Aha da burada hocam eledik. Sembolik mantıkta harflerle sembolleştirme var mı? Var hocam, aha da burada klasik mantık, sembolik mantığa göre çok anlamlı mıdır? Evet hocam, aha da yerini gösterdik. Peki son olarak, klasik mantık bilim için daha kullanışlı mıdır? Değildir. Bilim için daha kullanışlı olan sembolik mantıktır. 1 ve 0 gibi ya da doğru yanlış gibi gösterilmesi ya da P ise Q şeklinde gösterilmesi bilim için daha kolaydır. Klasik mantık daha zordur. Çünkü oradaki anlamlar çok anlamda daha yatkındır. Belirsizlik söz konusudur. Bilim bunu sevmez hocam. O halde cevap E şıkkıdır diyelim. Üçüncü soru ekranda. Buna göre aşağıdakilerden hangisi basit önermedir? Değerli arkadaşım basit önerme bir özne, bir yüklem ve bir bağdan oluşur. Önerme eklemi almaz. Neymiş? önerme eklemi almazmış hocam. Şimdi bakıyoruz A şıkkı Ahmet ve Zeki Çalışkan'dır ve önerme eklemidir. Evet yağmur ha, su hava yağmurlu ise ise önerme eklemidir. Evet ancak ve ancak önerme eklemidir veya önerme eklemidir. O yüzden bu önermeler bileşiktir. Hava güneşi de hiçbir önerme eklemi yoktur. Bir özne bir yüklem bir de bir bağ vardır. O halde Basit önermedir. Şimdi hemen doğru soruya bakalım. büyük aşağıdakilerden hangisi bileşik önermedir? Önerme eklemi varsa bileşiktir hocam. Çiçek bitkidir. Önerme eklemi yok. Ali kendine güvenir. Önerme eklemi yok. Çocuklar sinemaya gidecekler. Önerme eklemi yok. Gençler maç izleyecek. Önerme eklemi yok. Sibel doktordur ve çalışkandır. Ve önerme eklemidir. O yüzden bileşiktir diyelim. Ve bir nefes alalım hocam. Nefesimizi aldık. Beşin soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Sembolik mantıkta bileşik bir önerme değildir. Önerme eklemi varsa bileşiktir. Yoksa değildir hocam. Yasemin öğrencidir. Bileşik bir önerme mi? Değil. Hiçbir önerme eklemi yok. O halde cevap A şıkkıdır. Ama teyit edelim. Bakalım şimdi. Hava bulutlu değil. Değil ile eklemi var. E, bilgisayar ve burada V var. Bakıyorum D şıkkına hem virgül var hem V var hocam. Düzenli kahvaltı yaparsa sesle var. Demek ki hepsinde önerme eklemi var. Hepsi bileşiktir. A şıkkı hariç hocam. Altıncı sorudayız. Sembolleştirme sormuş bize. Farabi filozof ise hemen ise'yi yapıştır hocam bilim insanı değildir. Şimdi Farabi'nin filozof olmasına P diyorsun. Bilim insanı olmasına Q diyorsun. Ama bir de değildir var. Değil P diyorsun. O halde P ise değil Q oldu mu? Oldu. Nerede var? Nerede var? Nerede var? Arıyorum, arıyorum. Aha az kala eğiliyordum. Cevap D şıkkıdır hocam. 7. soru ekranda yine bir sembolleştirme var. Yapalım. Demet ...çalışır ve hemen ve sembolünü yapıştırıyorsun. Sınavı kazanır ise hemen ise'yi yapıştırıyorsun. Ailesi mutlu olur. Üç farklı yargı var. Demetin çalışması P mi hocam? P. Sınavı kazanması Q mu? Q. Peki ailesi mutlu olması? R. O halde ifade P ve Q ise R midir? Aynen öyledir hocam. Bakıyorum neredesin, neredesin? Ahanda D şıkkındaymış hocam. 8'deyiz. Önermenin bize ana eklemini sormuş. Ana eklem köprüdür. İki bileşeni birbirine bağlar. Yani temelde olan hangisi ise en merkezde olan hangisi ise o bizim ana eklemimizdir. Bakıyoruz şimdi. Hmm. Baktım buraya. Burası bir bütün mü? Bir bütün. Buraya baktım. Burası da bir bütün. Aradaki bağlantıyı sağlayan ana eklem, ana gövde hangisidir? Ancak ve ancaktır hocam. Burası ön bileşendir, burası art bileşendir. Onun da bilgisini vermiş olalım. Dokuzuncu sorudayız. Diyor ki buna göre doğruluk çizelgesiyle yapılan denetlemeler ilgili hangisi yanlıştır? Biz doğruluk tablosuyla ya da çözümleyici çizelgeyle hangi denetlemeleri yaparız? Tutarlık, ondan sonra geçerlik, eşdeğerlik, çıkarımların eşdeğerliği, daha çıkarımların geçerliği ve önermelerin birbiriyle tutarlılığını denetliyoruz. O halde direkt şıklara bakalım. A şıkkı yorum sütununda en az bir doğru değeri bulunuyorsa bu önerme tutarlı mıdır? Tutarlıdır hocam. Peki doğruluk değerlerinin tümü yanlış ise bu önerme tutarsız mıdır? Tutarsızdır hocam. Yorum sütununda tüm değerlerin doğru olması onu geçerli kılar mı? Kılar hocam. Birlikte tutarlık için en az iki satırda doğru değerinin alınması gerekir mi? Gerekmez. Bir satır olacaktı. Bak bir kelimeyle seni burada eleyebilir. Ne olması gerekirdi? En az bir satırda olması lazım. En az iki satır demiş. Bu olamaz. E şıkkına da bakalım. Önermelerin eşdeğer olması için aynı satırda aynı doğruluk değeri alması gerekir mi? Gerekir. Cevap D şıkkıdır diyoruz. Ve 10. soruyu ekrana taşıyoruz. Hatta böyle taşıyalım. Daha güzel olsun. Bir tablo var. Bu tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Değerli arkadaşım tablo yorumlayacaksak tablonun son kısmına geliyoruz. Çünkü çözümlenmiş son hali burasıdır. Hepsi yanlış mı? Yanlış. Hepsi yanlışsa, hiçbir doğruluk değeri yoksa bu nasıl bir önermedir? Tutarsız bir önermedir hocam. Bakalım önerme nedir? Tutarsızdır. O halde 11'i ekrana taşıyalım. Şimdi soru işaretleri var. Soru işaretlerine ne gelmesi gerekiyor diye bize sormuş. Değerli arkadaşım hangi önermeyi birleştirmiş? Bu ikisini bir birleştirmiş. Evet hocam. Nerede? Veya sembolünde. Tikel evet deme de birleştirmiş. Hemen bilgilerimi hatırlıyorum. İkisi yanlış ise veya da yanlış olur. Diğer tüm durumlarda doğru olur. O halde doğru veya doğru doğrudur. Doğru veya yanlış doğru. Doğru veya doğru doğru. Yanlış veya doğru doğru. O halde cevap da Aşık olur diyelim 12. soruya geçelim. 12. soruda önermelerin birlikte tutarlılığı denetlenmiş ve bununla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? bakıyorum bu ile bunun birlikte tutarlı denetlenmiş birlikte tutarlı olabilmesi için en az bir satırda doğru değeri alması gerekir. Bakıyorum aha da zaten burada var. Bakıyorum aha da burada var. Yani en az bir satırda doğru değeri aldığı için birlikte tutarlıdır hocam. Şimdi bakıyorum şıkkına önermenin birlikte tutarsız denetlenemez mi? Denetlenir. Önermeler birlikte tutarlı mıdır? Tutarlıdır. Uzatmaya gerek yok. Gelsin 13. soru. Şimdi de çıkarımın geçerli denetlenmiş. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Bakıyorum bu birinci öncül. Bakıyorum bu ikinci öncül. Aha da bu da sonuç. Sonucun değili almış arkadaşım bak. Sonucun değilini aldığı için benim beklediğim şey nedir? Aynı satırda aynı doğruluk değerini daha doğrusu doğru değeri almaması lazım. Yani birlikte tutarlı olmaması lazım. Çünkü ben ne yaptım? Bu sonucun değilini aldım. Kural bu. Bakıyorum şimdi. Doğru doğru yanlış burada birlikte doğru değeri almamış. Yanlış yanlış doğru yok. Doğru doğru yanlış yok. Ahan da bak burada doğru 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 var. Yani aynı satırda doğru değeri aldığı için tutarlı olduğu için bu çıkarım geçerli değildir. Değil ne aldığımız için beklediğimiz şey nedir? Hepsinin aynı yani diğerleri gibi birlikte tutarsız olmasıydı. Olmadığı için bu çıkarım geçersizdir. Bakalım şimdi ne diyoruz? Çıkarımın son satırında tüm değerler doğruluk değeri aldığı için geçersizdir. Eğer almamış olsaydı geçerli olacaktı. Şimdi gelelim 14. soruya. Bize ne sorulmuş? Eşdeğerlik sorulmuş. Bu önermenin eşdeğerliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım şimdi. Önermeler diyor tutarlı ama eşdeğer değildir. Bakalım şimdi. Önermeler tutarlı ama eşdeğer değildir. Bakıyorum şurada önermelerin Eş değer olduğunu görüyorum. Yani şu ikisini sormuş değil mi? Evet. Şu ikisine baktım mı? Baktım. Bu arada sana bakmıyorum. Çünkü direkt soruya bakıyorum. Ee, biraz matematiksel işlemler var. Ama çok zor değil gördüğün gibi. Der arkadaşım. İkisine bakıyorum. muyum? Evet. Aynı satırda aynı doğruluk değerlerine sahip mi? Sahip. O halde bu eş değerdir. Net. Peki. Burada eşdeğer değildir demiş ele. B şıkkı doğrudur. Ama C şıkkında da eşdeğer olduğunu söylemiş, geçerlidir diyor. Geçerli olabilmesi için tüm değerlerin doğru olması lazım, bu olamaz. D şıkkı zaten olamaz. Peki E şıkkı tutarsız mı? Hayır, tutarlı ve eşdeğerdir. Bu da yanlış, cevap B şıkkıdır. Şimdi gelelim 15'in soruya. Buna göre diyor, çözümleyici çizelge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çözümleyici çizelge niçin ortaya çıkmıştır? Doğruluk tablosunda denetleme yaparken işte e, bileşen sayısı artınca o tablo büyüyordu. Büyüdükçe işlem hataları ortaya çıkıyordu. Çözümleyici çizelge o yüzden ortaya çıkmıştı. Şimdi ne söylenemez? Çözümlenecek önermenin ilk başta ana eklemini ve ana bileşenini belirliyor muyuz? Evet zaten o şekilde işe başlıyoruz. Peki çözümlemede önce alt alta yazma kuralı sonra çatal açma kuralı mı olur? Evet hocam çözümleme işlemini çekirdek önermelere ulaşıncaya kadar devam eder miyiz? Ederiz hocam. Çözümlemeden sonra yol üzerinde birbirine çelişen ifadeler varsa x işaretiyle kapalı işaretini koyuyor muyuz? Evet hocam. Peki son olarak kapatılan yol üzerinde çözümlenmeyen önerme olsa bile işleme devam edilir mi? Edilmez. İsterseniz 10 tane olsun. Burada kapandı mı? Kapandı. Bundan sonra devam edemezsiniz. Dolayısıyla bu yanlış olmuş hocam. Şimdi bu arada ne yapalım? Kaydediyor mu? Bakalım. Evet, kaydediyor. Güzel gidiyor muyuz? Bence güzel gidiyoruz. Yorumlara bekliyorum. Anlıyor muyuz? Hocamız güzel anlatıyor mu? Söyleyin yahu diyorum ve 16. soruda olduğumu görüyorum. Devam ediyorum. Buna göre önerme için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Ne yapılmış? Bir çözümleyici çizelge ile önerme denetlenmiş. Bakıyorum, önermenin değili falan alınmamış. Önerme direkt olarak denetlenmiş. Burası kapalı, burası açıktır. En az bir yol açık olduğu için önerme tutarlıdır. Net bilgi hocam. Neymiş? Önerme en az açık bir yol olduğu için tutarlıdır. Gelelim buraya. Bak senden yolu falan istemeyecektir. Yorumu isteyecektir. O yüzden sembolik mantıktan korkma hocam. Şimdi önermeyi verdi. Dedi ki bu önerme tutarlıdır. Bakıyorum neden tutarlı? Çünkü açık bir yol var. O halde ne yorumu yapacağız? En az açık bir yol bulunuyorsa önerme tutarlıdır. Tutarlı olmasının koşulu en az açık bir yol olmasıdır hocam. Birbirini pekiştiren sorular üst üste geldi. Şimdi burada önermenin geçerliği denetlenmiş hocam. Nasıl denetlenmiş? Bu önerme verilmiş. Daha sonra dikkat ettiğin gibi değilini almış. Değilini aldıktan sonra bütün yollar kapalı. O halde şu yorumu yapacağız. Eğer verilen önermenin değili alınıyorsa ve bütün yollar kapalıysa bu önerme geçerlidir. O halde bakalım. Yanlış çözümlenmiş mi? Hayır. Değili alındığında tüm yollar kapalı olduğu için geçerlidir. Ağzına sağlık diyorum ve 19'a geçiyorum. 19'un soruda diyor ki önermeler mantığı ile niceleme mantığı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir karşılaştırma yapılmış. Önermeler mantığı önermeleri sadece nitelik ve yargı sayısı bakımından ele almakta mıdır? Evet hocam. Önermeler mantığı önermelerin niceliklerini ve iç yapılarını dikkate almaz mı? Almaz. Niceleme mantığı alır hocam. Niceleme mantığı önermelerin hem niceliklerini hem niteliklerini denetler mi? Denetler hocam. Niceleme mantığıyla ilgili bir örnek verilmiş. Bakalım doğru mu? Hayır doğru değil. Çünkü bu P değerli arkadaşım önermeler mantığındadır. Çünkü burada önermelerin iç yapıları denetlenmemiş. Mesela biz niceleme mantığını ne yapıyoruz? Bu bütüne bile harf veriyoruz. Mesela bütün olduğu için burası A olacak. İnsanların kendisine X vereceğiz. Yüklemi kendisine FGH gibi bir şey bir e, ne verebiliriz? Yüklem ifadesi verebiliriz. Mesela F verelim. O halde ne olacak bu? AX, FX olacak. Yani buradaki örnek niceleme mantığına uygun değildir. Önermeler mantığına uygundur hocam. Devam edelim. Niceleme mantığında bütün bütün ve bazı gibi ifadeler sembolleştirilir mi? Örnekte gördüğünüz gibi sembolleştirilir. 20. sorudayız. Demiş ki niceleme mantığına yapılan sembolleştirmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Az önce bir örneğini yaptık. Bakalım doğru mu yapmışız? Önermelerin öznesi A, B, C, D gibi ad sembolleriyle adlandırılabilir mi? Ya da X, Y, Z gibi değişkenlerle adlandırılabilir mi? Evet hocam. Yüklem F, G, H gibi sembollerle adlandırılır mı? Evet hocam. Tümel niceliklerin ifadesi her, bütün, hiçbir midir? Evet hocam. Tikellerin ise kimi, bazı, birkaç, bir bölümündür? Evet hocam. Peki yüklem sayıları her zaman bir midir? Değildir hocam. Bazen bir yüklemli olur, bazen iki yüklemli, bazen üç yüklemli olur. Dolayısıyla bu yanlış olmuş diyelim ve 21. soruyu ekrana getirelim. Biraz da nefes alalım. Sohbet mi edelim? Bence sohbet etmeyelim çünkü değerli vaktiniz vardır. Onu da başka şeylere harcarsınız. Ben biraz nefes aldım, başlıyorum. Aşağıdaki nicelicilerle kurulmuş önerme çiftlerinden hangisi eşdeğer değildir? Sevgili arkadaşım iki kural var. Eğer değil ax'i görürsen bunun eşdeğeri nedir? E, değerli arkadaşım e'dir. E'yi bu arada yanlış yazdık. Ters E'dir. Güzel mi? Güzel. Peki değil E-X'i görürsek ne yazacağız? Şunu yazacağız. Diyeceğiz ki ters A'dır. Tekrar söyleyelim. Belki güzel söylemedik. Der arkadaşım değil a in eş değeri ters E'dir. Değil e yani ters E-X'in e değillemesi nedir? A-X'dir. Belki kulağa ilk başta tuhaf gelebilir ama iki kuralımız var. Eğer bu olsa buna gideceğiz bu olsa buna geleceğiz. Bu kadar basit. Şimdi A şıkkıyla başlıyorum. Demiş ki EX. EX ile nereye gideceğiz? Bu arada bu değiştirelim. Mesela mavi alalım. Burada E-X var. Nereye gideceksin? D ile Gitmiş mi? Gitmiş. Bizler eşdeğerlikte değilini alırız. O halde bu F'nin de değilini alacağız. Değil değil F X olunca değiller birbirini götürür. Sadece F kalır. O halde burası doğrudur. Şimdi bakalım B şıkkına. E -x'te ne yazmıştık. Direkt değil ax yazmıştık. Az önce gördük. Peki f'nin ne olacak? Değili alınacak. Doğru yapılmış mı? Yapılmış hocam. C bakalım. Şimdi değil eksi gördüm. Geliyorum buraya. Değil e x neymiş? ax'miş. Yazmış mı? Yazmış. f'nin de değilini al. Değil f(x) oldu. Çok güzel. D'ye bakalım. a'nın eş değeri nedir? ax'in eş değeri nedir? Geliyorum bakıyorum. Bak burana dan buraya geldiğimizde değil eksi olduğunu görüyoruz. Yazmış mı? Yazmış. Peki bunun değilinin değili alanında ne olur? fx olur. Bu da doğrudur. Bakalım e şıkkına. E şıkkına geldiğimizde değil ax'in onun e, eşleri ne olacak? Bakıyorum a x olacak. Doğru mu? Doğru. Peki fx'i ne olacak? Değilinin değili alınacak ve burada fx sadece kalacak. Burada değili gitmemiş. Dolayısıyla burası yanlıştır hocam. Bu iki kurala göre bütün her şeyi yapıyorsun hocam. Şimdi 22'deyiz. Yukarıya falan taşımayalım. Diyoruz ki yukarıda verilen niceleme mantığına ait kavramların hangisinin açıklaması yanlıştır? Başlayalım. Değişken x, y, z gibi bilinmeyenler midir? Evet hocam, doğru. Evren bir küme midir sonuç olarak? Evet hocam. Açık önerme içinde değişken bulundurmayan önermeler midir? Hayır. Bu kapalı önermenin tanımıdır kapalı önerme içinde değişken bulundurmaz. Ama açık önerme içinde x, y, z gibi değişkenler barındırdığı için açık önermedir. Dolayısıyla yanlıştır. Açık önerme bizim doğru cevabımızdır. Şimdi gelelim 23'e. Diyor ki tüm x'ler kanatlı önermesi aşağıda verilen kümelerin hangisinde yanlış değeri almaz? Değerli arkadaşım tümün kendisi nedir? Ax'tir. AX nereye götürecektir? V'ye götürecektir. Yani tümel evetlemeye götürecektir. Tümel evetlemede bütün değerlerin doğru olması lazım. Neymiş? Bütün değerlerin doğru olması gerekiyor ki sonuç doğru olsun. Şimdi bakalım. Değerli arkadaşım tavuk yani tavuk kanatlı mıdır? Evet. Yunus kanatlı mıdır? Evet. Martı daha doğrusu Yunus nasıl kanatlı olabilir? Yunus kanatlı olamaz. Dolayısıyla burası doğru. Bura yanlış. Martının kendisi doğrudur. Bir tek yanlış bu evreni yanlış yapar. Çünkü bütün değerlerin doğru olması lazım. Elegisin. Kır, kırlangıç kanatlıdır. Martı e, kanatlıdır. Güvercin kanatlıdır. Hepsi doğrudur. Dolayısıyla bunun sonucu da doğrudur. Bu arada ben hala Yunus'u kendisinde kaldım. Ona içimden gülüyorum bu arada. Neyse C şıkkındayız. Tavuk kanatlı mı? Evet. Kaktüs kanatlı mı? Hayır, yanlış. Lahana yanlış. Lahana yanlış. Dolayısıyla cevap net olarak 5 şıkıdır hocam. 24. sorudayız. Kırmızı almak istiyorum. Mavi pek şans getirmedi. Değerli arkadaşım diyor ki evrendeki hangi kavramın hem özellemesi hem de gerçeklemesi yapılır hocam. Her kavramın özellemesi yapılır. Gerçekleme için burada x yerine koyduğumuz şeyin maden olması lazım. Lale maden midir? Değil. Penguen değil, kedi değil, ağaç değil. Altının hem özellemesi hem gerçeklemesi olur. Altın gerçekten de madendir. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. 25 soruyu ekrana getirelim ve başlayalım. Şimdi bu önermenin eşlerini göreceğiz. Az önce görmüştük. Ne demiştik? Değil ax'in neydisi söyleyin ben yazana kadar. Ters ax hocam. Peki ters ax'in ya da ax diyelim, ters falan demeyelim. Değil ax'in eşleri nedir? ax'tir hocam. Şimdi bakıyoruz. Burada değil AX var mı? Var hocam. Neymiş? Onun eşleri EX'miş. O halde EX olmayanları E'leyelim E'leyelim ve iki şıka kalalım mı? Kaldık hocam. Peki ne yapacağız? Bu ikincisine D'yi alacağız? Almış mı A şıkkında? Almış. Peki E şıkkında almış mı? Almamış. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. İki kuralı bilince yaparız dedim ve yaptık hocam. Şimdi gelelim 26. soruya önermenin geçerliliği niceleme mantığında denetlenmiş. Altını bir çizelim. Sonra diyor ki yukarıdaki çözümleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir çözümlemeye bakalım. Şimdi önerme bu mudur hocam? Budur. Ne yapılmış? Değili alınmış görüyor musun? Değili alınmış. Sonra denetlenmiş ve bütün yollar kapalı olmuş. Eğer değili alınan bir önermenin tüm yolları kapalıysa o önerme geçerlidir. Yani çözümleyici çizelgenin kuralı niceleme mantığında da geçerlidir. Şimdi bakalım önerme nedir? Ne dedik? Geçerlidir. Cevap D şıkkıdır. Geldik 27. soruya. Diyor ki buna göre bileşik önermenin aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir? Bazı hayvanlar kanatlıdır önermesi basittir. Bakın niceleyici alsa bile basittir diğerine baktığımızda bazı hayvanların kanatlı olduğu doğru değildir. Yani buradaki değil ifadesi önerme eklemi ne yaptı? Onu bileşik yaptı. O halde önerme eklemi varsa bileşik yoksa basit diyoruz. Sahip olması gereken şey nedir? Bir önerme eklemidir. 28. sorudayız. Çözümleyici çizelgeyle denetlenen bir önermenin tutarlı olabilmesi için hangisinin gerçekleşmiş olması lazım? En az açık bir yolun olması gerekir. Neredesin hocam? en az açık bir yol C şıkkındaymış. Geldik son sorulara. 29'dayız. Diyor ki önermenin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Hiçbirle başlamış mı? Evet. Hiçbir, bütün, hepsi nedir? Ters A'dır hocam. Ters A olmayanları ne yapıyoruz? Eliyoruz. Eliyoruz sadece bir tane eleyebilmişiz. O halde buraya A diyelim. Doktorun kendisine X diyelim. Duygusal olmaya D diyelim değildir de değil diyoruz. O halde ax değil dx olur hocam. Nerede var? Bakıyorum. Bakıyorum nerede var? D şıkkında var. Bunu tekrar anlatmak istiyorum. Bizler tümel olduğunu ifadelerini gördük mü? Gördük. A olmayan tüm ifadeleri eledik mi? Eledik hocam. Doktorun kendisine x dedik. Dolayısıyla burası ax olur. Duygusala d dedik. Duygusal olan kimdir? Doktor. O yüzden DX oldu. Değildir'den dolayı sadece duygusal olmamayı nitelendirdiği için D'nin önüne de değil geldi. Bu kadar basit hocam. 30'a geldik. Yukarıdaki öncülerden hangileri bulanık mantığın özelliklerindendir demiş. 2022 sorusuna benzer bir soruyla karşınızdayız. Bulanık mantık önemlidir. Sembolik mantığı atladılar. En sondaki konu olan bulanık mantığı sordular hocam. Şimdi bakalım. Doğruluk dereceleri var mıdır? Her kavramın belli bir derecesi var mıdır? Vardır hocam. Geçerliği kesin olmayan çıkarımlara sahipler midir? Evet hocam. Gerçek dünyadaki gibi doğru ya da yanlış, beyaz siyah gibi ayrımları net değil midir? değildir. Bu bütün özellikler bulanık mantığın özellikleridir. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır diyelim ve hemen ikinci teste geçelim. İkinci testimizin ilk sorusuna baktığımızda diyor ki aşağıdaki önermelerden hangisi klasik mantığa göre basit, sembolik mantığa göre bileşiktir. Bileşik ve basit ayrımına baktığımızda önerme eklemi aldıysa ne diyorduk? Bileşik almadıysa basit diyorduk. Ama burada tek bir fark var. Klasik mantık ile sembolik mantıkta tek bir fark var o da değildir. Değil klasik mantıkta basittir ama sembolik mantıkta neymiş hocam bileşiktir. O halde bakalım düzenli spor yaparsa sağlıklı olur. Sesa bileşik yaptı mı burayı? Evet her ikisinde de bileşiktir. Muhammed çalışkan bir öğrencidir. Her ikisinde de basittir hocam. Kayarsa düşer. Sesa'dan dolayı bileşik mi? Evet hocam eğleyelim. Bedirhan, Ceren ve Kerem sinemaya giderler. V'den dolayı bileşik mi? Bileşik. Hatta şunu buraya şöyle yazalım. Peki tatlı güzel değildi. Bu klasik mantığa göre pedir, sembolik mantığa göre değil pedir. İşte aralarındaki temel ayrım budur. O yüzden cevap E şıkkıdır hocam. İkinci sorudayız. Önermenin eşleri istenmiş. Okumuyorum. Sadece sembole bakıyorum. Değil'i içeri dağıtıyorum. Değil P'ye çarptığında onu tersine çevirir değil P yapar. B'ye çarptığında F'ye yapar. Burada Q'ye çarptığında değil değil Q'ne olur. Bunlar gider. iki değiller gider. Sadece burada değerli arkadaşım Q kalmış olur. Dolayısıyla ben böyle bir şey arayacağım. Bakıyorum nerede var nerede var. Bakıyorum D şıkkında var. Bakın okumadan soruyu çözdüm hocam. Üçüncü soruyu ekrana taşıyorum ve başlıyorum. Buna göre demiş aşağıdakilerden hangisi basit önermedir? önerme eklemi almadıysa basit önermedir. Almış mı? Almış. 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 P e, almamış. Dolayısıyla basit önermedir. Dörtteyiz. Bize ne sorulmuş? Ana eklem sorulmuş. Ana eklem ana gövdedir. Köprünün kendisidir. Bakalım şimdi. Burası bir kısım. Şurası da bir kısım. Değerli arkadaşım tam ortada tüm elevetleme var. Yani V nedir? Ana eklemdir hocam. Beşinci sorudayız. Demiş ki hava bulutluysa yağmur yağar önermesi aşağıdaki durumların hangisinde yanlış değeri alır? Yani değerli arkadaşım P ise Q hangi durumlarda yanlış değeri alır demiş. P ise Q birincisi doğru ikincisi yanlış ise yanlış değeri alır. Diğer tüm durumlarda doğru değeri alır. O halde diyeceğiz ki ön bileşen doğruysa Art bileşen yanlışsa sonuç yanlıştır. Diğer tüm durumlarda doğrudur hocam. Gelsin 6. soru. Diyor ki yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1 ve 2. önermeler birlikte tutarlı mıdır? Birlikte tutarlı olabilmesi için aynı satırda doğru değeri alması lazım. En az bir kere. Bakıyorum yok. Bakıyorum var. O halde alt şıkkı tamamdır. Üçüncü önermenin değili geçerlidir. Hemen değilini alıyorum. Doğru, 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 doğru. Demek ki gerçekten doğruymuş. Peki dördüncü önerme tutarlı mıdır? Tutarlı olabilmesi için en az bir doğru değeri olması lazım. Bakıyorum var mı? Var hocam. İkiye bakalım. İkinci önerme geçerlidir. Geçerli olabilmesi için tüm değerlerin doğru olması lazım. Bakıyorum hepsi de doğru. Bu da doğruymuş. Peki eşdeğer önerme yok mu? Bunu bilebilmek için ne yapacağız? Şurayı bir güzelce sileceğiz hocam. Çünkü görmemiz lazım. Bakıyoruz şimdi. Eşdeğer önerme yok mu gerçekten? Bakıyorum varmış. Bak şimdi. Şu ikisini karşılaştıralım. Yanlış yanlış. Doğru doğru. Yanlış yanlış. Doğru doğru. Aynı satırda aynı değeri aldığına göre eşdeğerdir. Bu da yanlıştır hocam. Şimdi yedinci sorudayız. Yukarıdaki doğruluk çizelgesi tablosuna göre numaralı önermelerden hangisi eşdeğerdir? aynı satırda aynı değeri alacaktı. Hemen gözlerimle tarıyorum ve 3 ile 5'i yakalıyorum. Doğru 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 yanlış yanlış. O halde 3 ve 5 D şıkkı doğrudur. Şimdi geldik 8 soruya. Aşağıdaki önermelerden hangisi bir arada tutarlıdır? Aynı satırda en az bir kere doğru değeri alması lazım. Var mı? Yok. Var mı? Bakalım bakalım yok. Var mı? Yok. Var mı? İşte var. Buraya bakalım var mı? Yok. Cevap D şıkkıdır. Kuralı bileceğiz, uygulayacağız. Sembolik mantık bu kadar hocam. Devam edelim. 9. sorudayız. Yukarıdaki doğruluk tablosunda numaralandırmış sunların hangisi hatalıdır? Başlıyoruz birle. Şimdi ne alınmış? Q'nun değil alınmış. Doğruysa yanlış, yanlışsa doğru, doğruysa yanlış, yanlışsa doğru. Bu doğrudur hocam. Herhangi bir hata yok. İkincisine bakalım. Değil P ama değil P yok. Hemen şurada bir değil P yapalım. Değerli arkadaşım değil P yazıyorum. Doğruysa yanlış. Doğruysa yanlış. Yanlışsa doğru. Yanlışsa doğrudur. Şimdi P ile Q'yu V ekseninde birleştireceğiz. V de ikisi doğruysa doğru. Diğer tüm durumlarda yanlıştır. O halde yanlış ve doğru nedir? Yanlıştır. Yanlış ve yanlış yanlış. Doğru yanlış yanlış. Doğru, yanlış, yanlış. doğru. Ve yanlış. Yanlıştır. Komple yanlış bir sütun olmuş. Dolayısıyla cevap şöyle yapalım. 5 ırkıdır. Şimdi nereye geçiyoruz? 10. soruya. Doğruluk değerleri verilmiş. Demiş ki hangisinin yorumu doğrudur hocam? A şıkkına bakıyorum. Tutarlı mı? Tutarlı. Tamam. Ee, A kısmından başlayalım. Evet sırası da gidelim. A'dayız. A tutarlı mı hocam? Tutarlı. Tutarlı olması için en az bir doğru değerinin olması lazım. 5 ırkı tutarsız. Tutarsız olabilmesi için bütün değerlerin yanlış olması lazım. Bu da doğru. C şıkkına bakalım Geçerli demiş. Hayır. Geçerli olabilmesi için tüm değerlerin ne olması lazım? Doğru olması lazım. Dolayısıyla bu yanlış. Şimdi B ile başlıyorum. A tutarlı mı tutarlı? B geçersiz mi geçersiz? Bir yanlış değeri bile olsa geçersizdir. Peki C tutarsız mı? Hayır C en az bir doğru değeri olduğu için tutarlıdır. Peki neredeyiz? C şıkkındayız. A şıkkı geçersiz mi? Hayır geçersiz değil. A şunu hem geçerlidir hem tutarlıdır. Peki hemen D'ye bakalım. D'de diyor ki A geçerli midir? Geçerlidir. B tutarsız mıdır? Tutarsızdır. C tutarlı mıdır? Tutarlıdır. O halde D şıkkıdır. E şıkkına da bakalım. Geçerli mi? Geçerli. B'nin kendisi geçersiz mi? Geçersiz. C'nin kendisi tutarsız mı? Hayır. Bir doğru değeri olduğu için tutarlıdır. O yüzden cevap D şıkkıdır. 11. soruya bakıyoruz. Diyor ki doğruluk tablosunda hiç doğru değer almamış önerme için ne deriz? Az önce gördük. Tutarsız deriz hocam. Tutarsız neredesin? Evet bakalım bunları bir eleyelim. Tutarsız deriz. Peki geçersiz de der miyiz? Evet deriz hocam. Bir yanlış değeri olması onu zaten geçersiz yapar. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Peki gelelim yine eşdeğer sorusuna. Ne yapıyorum? Okumuyorum. Buradaki değili içerisine dağıtıyorum. Değil ne oldu? P oldu. Veya çarptığında tersine çeviriyor. V yapıyor. Burayı da değil Q yapıyor. Bakalım hangisine var? Direkt A şıkkında var. Hemen 13'e geçiyoruz. Hocam okuyalım mı? Okumayın. Sembolleştirmeniz gerekir. O şekilde işin içinden çıkabilirsiniz. Diğer türlü hep size mantıklı gelecektir. 13. soruda demiş ki bu parçada modern mantığın klasik mantığından ayrılan hangi yönü üzerinde durulmaktadır okuyalım. Modern mantıkla birlikte mantık varlıkları bilme ve kavramanın aleti olma durumundan salt düşünme biçimine ulaşmanın amacının durumuna getirmiştir diyor. Mantık yani modern mantıkla birlikte salt biçimsel kurallar yapısına ve bu yapısıyla da içeriye uygulanabilen bir denetleme işlevine kavuşmuştur. Yani artık Bildeki o çok anlamlıklardan kurtulmuş mantık ne olmuş değerli arkadaşım? içerikten kurtulmuş, sadece biçimsel olarak denetlenen bir duruma gelmiş. Yani artık içeriğin yok. P ise e, P ise Q yazalım. P ve Q var ya da P ancak ve ancak Q var. Bunun gibi ifadeleri denetliyorsun. Artık içeriği denetlemiyorsun. Bilimin diline yaklaştırılmış olan yapay bir dil oluşmuştur hocam. Peki 14'e bakalım. Diyor ki 14'te verilen önermenin e, şu evrende açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle aradaki bağlantı ne hocam İse. o halde her e, hepsinde daha doğrusu ise'nin olması lazım. İse olmayanları belirleyelim. Bakıyorum var 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 bu yorum hiçbir işe yaramadı hocam. Peki bu tarafa bakalım. Burada AX'i gördüğümde ne aklıma gelecek? V gelecek. Demek ki buradaki F şu evrende her ikisinde neyle ile birleştirilecek birbirine? B ile birleştirilecek. Bakıyorum. B ile birleştirilmiş mi? Hayır. B ile birleştirilmiş mi? Evet de şu G hala ben gelmedim. Ne diye G yazın? Ele. Buraya geldim hala yine G yazmış. Değil yazmış. Burada hiçbir değil yok. Peki şuraya bakalım. Yine bu var. Hayır. Bura ne olacaktı? Hatta şöyle bir silelim ki size güzel güzel anlatalım. Değerli arkadaşım şu ifade şu şekilde olacak. Buradaki A'dan dolayı aralarında V olacak. Burada F A olacak. Sonra F B olacak. Arada ise'yi koyacağız. Burayı da kapatacağız. Sonra buraya geldiğimizde E'den dolayı V bulacağız. Yani arada V olacak. Peki değil olduğu için değil'i koyacak biz önüne? Evet. Bu sefer değil G A olacak. Sonra değil G B olacak. Bakalım bu gerçekten değerli arkadaşım E şıkkında var. Şimdi 15'te devam edelim. AX ve FX önermesinin verilen evrende gerçekleşmesi için hangisi gerektir? AX nedir hocam? Tümel evetlemedir. Yani V midir? V'dir. V için tüm değerlerin doğru olması lazım ki sonuç doğru olsun. Bir tek yanlış olursa sonuç yanlış olur. Şimdi bakalım. Evrenin bazı elemanları hayır. Evrenin bütün elemanlarınca doğrulanması gerekir ki sonuç doğru olsun. Güzel. 16. sorudayız. Aşağıdaki önermenin hangisinde tümel niceleyici yer almaktadır? Tümel niceleyici nedir? A'nın kendisidir. Peki bu ne anlama gelir? Tüm, işte bütün, ondan sonra hiçbir, ondan sonra herkes gibi genel ifadeleri kapsamaktadır. Şimdi bakıyoruz. Bazı hayvanlar demiş tikel niceleyici var hocam. Gül kokuldur. Hiçbir niceleyici yok. Öğretmenlerin hiçbiri. Bakın tam burada yakaladım. Dolayısıyla benim için ne söylediği önemli değildir. Ben var olan ifadeyi bulduysam işaretliyorum, yapıştırıyorum hocam. 17'yi ekrana taşıyalım. Diyor ki bazı x'ler canlı dönemesi aşağıda verilen evren kümelerinin hangisinde yanlış değeri alır? Şimdi bazı nedir hocam? Ters n'in kendisidir. Yani nedir hocam? Biraz açıklayıcı olun. Veya'nın kendisidir. Tikeldir. Tikelde veya da bir doğru olması sonucu doğru yapar. Eğer her ikisi yanlışsa yanlış olur. Diğer tüm durumlarda doğru değeri alır. Şimdi bakalım. Demiş ki biz x'in yerine bu arada burayı da silelim tekrar. x'in yerine hatta bunu tam olarak silelim. x'in yerine bunları tek tek koyacağız. Bazı mikrofonlar canlı mıdır? Hayır, yanlış. Bazı çiçekler canlı mıdır? Evet, doğru. Bazı insanlar canlı mıdır? Evet, doğru. Bakın burada tek bir doğru sonucu doğru yapmaya yeter mi? Yeter hocam silgi, kalem, notebook bunların hepsi nedir? Yanlıştır. Yanlış, yanlış, yanlış sonucu yanlış yapar hocam. Peki diğerlerine de bakalım. Burada canlı böcek var doğru. İnsan var doğru. İşte insan var doğru. Zaten bir doğru evreni doğru yapma yeter. Ama 5 şıkkında hepsi yanlış olduğu için sonuç yanlıştır. 18'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir? Eğer içinde x, y, z gibi değişkenler varsa o önerme açıktır. Bakıyorum kapı kapalı yok Ayşe bugün gelmedi herhangi bir xye z ifadesi yok 2x ya yani 2 çarpı 5 10'dur dediğimizde buradaki x bizim bahsettiğimiz x olur mu hayır buradaki çarpma işlemindeki x'tir ve bu ifade nettir yoruma açık değildir o yüzden bu kapalı bir önermedir Kaan sporcudur kapalı bir önermedir ama X çok güzel bir ülkedir bu X'in ne olduğunu bilmiyoruz X yerine ülke koyabiliriz Çek koyabiliriz Hayvan koyabiliriz, insan koyabiliriz. Dolayısıyla açık bir önermedir. O yüzden cevap E şıkkıdır. Şimdi gelelim 19'un soruya. Bir eşdeğerlik sorusunu görüyoruz. Ne yapacağız? Değil AX ile FX'i yapacağız. Öncelikle şu kurallarımızı hatırlayalım. Değil AX'in eşdeğeri nedir hocam? Ex'tir hocam. Peki değil AX'in eşdeğeri nedir? AX'tir hocam. O halde buraya ne yazacağım? Değerli arkadaşım bakıyorum. AX yazacağım. Çok güzel. Bunun değilini alacak mıyım? Evet değil fx. Bakıyorum nerede var nerede var? C şıkkında varmış. Bak hiç okumadım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Kuralı yerine koy işlem bitsin hocam. Son sorudayız. Evet son sorumuzda diyor ki bu önermenin geçerli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Niceleme mantığında bir denetleme yapılmış. Bu önermenin bakın burada değili alınmış. Sonunda da yollar kapalıdır. Eğer önermenin değili alınıyorsa, sondaki yol da kapalıysa önerme geçerlidir. Bakalım şimdi. Tüm yollar açık olduğu için mi? Hayır yollar kapalı olduğu için geçerlidir. Ele gitsin. Peki niceleyici değilleme kuralı uygulandığı için mi geçerli? Hayır hocam. Değilinin tutarsız olması yani yolların kapalı olması onu geçerli kılmış mıdır? Evet hocam. Tümel önerme olması ya da alt alta yazma kuralının uygulanması geçerlikle alakası yoktur diyelim. Ve burada soru çözümümüzü bitirelim. Ama bir testimiz daha var. Orada görüşüyoruz. Hoşçakalın.